yaptın? Bir şey yapmadım kızım ya, gıcık etmesene adamı. Emre? Efendim öğretmenim? Sene başında belirli gün ve haftalarla ilgili bir görev dağılımı yapmıştık. Ama siz üzerinize düşen görevi yapmadınız. Nasıl yani? Yaşlılar haftası kutlandı bitti. Ama siz hala bir etkinlik yapmadınız. Gözümden kaçacağını mı düşündünüz yoksa? Öğretmenim ben hatırlatmıştım ama... Hiç de bile. Ne zaman hatırlattın Rizgi Hanım? Tamam çocuklar, tamam, tartışmayın. Sadece 2 gününüz var. Hepinizden bu konuyla ilgili yaşlı bir yakınınız ya da akrabanızla konuşarak onun sıkıntılarını, beklentilerini içeren bir sunum hazırlamanızı bekliyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin çocuklar. Ben Makbuş'u anlatacağım. Bir dakika Özge. Hadi Yağmur'u anladım. Ama sana ne oluyor? Makbuş senin yakının falan değil. Neden değilmiş? Bal gibi de yakınım. Ben Makbuş'un olan bir sunum yapacağım işte. Gıcık! Yani. Nerede kaldı bu kız? Yapılacak bir yığın iş var daha. Geldim. Bakıyorum da Hakan'ın yanından ayrılamadın ha? Aşk olsun Makbuş, azıcık oturdum. 2 saat oldu ayol. Hakan nasıl? Hakan iyi de Simge fena. Heyheyleri tepesinde yine. Bu sefer derdi neymiş? Ne bileyim. Bugünlerde pek fena. Kızını bile haşlayıp duruyor. Ama sokulmamak, uzak durmak en iyisi. Doğru söylüyorsun. Ay çocuklar şimdi açız diye gelirler. Ortada hiçbir şey yok. Sen merak etme Makbuş'cum, ben hemen hallederim. Bak kızım, sen bunları böyle yapıyorsun ama çocuklar yeterli vitamini alıyorlar mı dersin ha? Aa tabii, organik sihirle yapıyorum, merak etme. İlahi kız. Tadı da pek güzelmiş yavrum. Ya. Bana da ben kızım yapacağım. Ya gıcıklık yapmasana Makbuş ya. Makbuş benim Makbuş'um. Yani. Size ne, ben Makbuş'u anlatacağım işte, o kadar. İlk önce benim aklıma geldi. Hiç de bile. Çocuklar biraz sakin olun ama. Çocuklar ne oluyor bakayım? Müdür yaşlılar haftası ile ilgili bir ödev verdi. Yakınımızdaki bir yaşlıyla konuşup onun dertlerini, sorunlarını, isteklerini anlatan bir ödev hazırlayacağız. E ne var bunda kavga edecek? Üçümüz de seni anlatmak istiyoruz. Kavga çıkıyor işte. Ben yaşlı mıyım aşk olsun? Herhalde yani, şaka gibi. Yok öyle demek istemedim Makbuş'cum. Değilsin tabii de. Yakınımızdaki en büyük olan sensin ya, o yüzden. Özge de seni anlatmak istiyor. Ama sen bizim Makbuş'umuzsun, onun değil. Tamam canım, kavga etmeyin. Bende hepinizin ödevine yetecek kadar malzeme var. Hiç merak etmeyin. Tamam o zaman, ben Nana'yı yazarım. Nasılsa o da 100 yaşında. Ne? Emre çok şakacısın. Ya Emre gerçekten de çok şakacısın. Evet Makbuş, ilk olarak bize yaşının iyi ve kötü taraflarını anlatır mısın? Aslında pek iyi tarafı yok. Yaşlılık eziyet demek, hastalık demek. Gençken yaptığın pek çok şeyi yapamaz hale geliyorsun. Etrafında olup bitenleri daha zor anlıyorsun. Sonra başkalarına yük olmak da var. Allah göstermesin, en kötüsü bu. Hiç mi iyi tarafları yok yani? Bilmem, sizce var mı? Ah ben de sizin gibi şurada zıp zıp zıplamayı istemez miydim? Yani yaşlılık kötü bir şeydir diye mi yazalım? Aa, hiç de değil. Bir kere yaşlılar çok sevimli ve tonton oluyorlar bence. Herkes onları çok seviyor. Hem sonra her şeyi biliyorlar. Mesela benim şaşırdığım, anlayamadığım birçok şeyi sen hemen anlayabiliyorsun Makbuş'cum. Bak bu doğru. Tecrübeli olmak fena bir şey değil galiba. O yüzden siz olun, büyüklerinizi her zaman dinleyin. Onlar sizden daha çok şey görüp yaşamışlardır, öyle değil mi? Ne kadar baktım bak Makbuş.